Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Uğursan Asil Türk Esam'ın toplantısındaydı. Asil Türk burada yaptığı konuşmada İslam coğrafyasındaki haklı isyanların ardından oluşabilecek tehlikeler konusunda ülke temsilcilerini uyardı. İlim açısından bakmayı, ilmi bakımdan meseleleri ortaya koymayı hedef alacak. Niçin buna ihtiyaç var? Şöyle basit olarak gireyim. Birçok Müslüman ülkede zulme karşı, haksızlığa karşı direnişler başladı. Bunlar çok haklı ve herkesin arkasında olması, desteklemesi gereken direnişlerdir. Zulme karşı çıkış her inanan insanın temel görevidir. Ve karşı çıkanları desteklemekte borcudur. Ancak bunun sonrasını da düşünmemiz lazım. Sonra ne olacak? Bakın Suriye'de insanlar canlarını veriyorlar. Allah rızası için oluyor. Hayatlarını ortaya koyuyor ve kurşunlanıyor. Hayatından feda ederek bir haksızlık ortaya kalksın diye gayret ediyor. Değerli kardeşlerim, aynı şey Irak'ta da oldu. Irak'ta da Saddam'ın zulmüne karşı çıkıldı. Irak'ta da aynı iyi niyetle, aynı adil bir düzen kurulsun gayretiyle hareket edildi. Irak şimdi üçe bölündü. Saddam Halepçe'de 5000 kişiyi öldürmüştü. Gelenler 1,5 milyon insanı öldürdüler. Şimdi hareketin kendisi haklı, makul, vicdani, desteklenmesi gereken bir hareket ama gideceği yeri kontrol etmemiz lazım. Kim kontrol edecek? Değerli kardeşlerim, işte burada toplanan Müslüman Topluluklar Birliği üyeleri bu görevi yapmakla mükelleftirler. Bir araya gelecekler. Çeşitli komisyonlar neyse kuracaklar ve o ülkelere gidip o ülkelerdeki hem zulme karşı olanlara karşı tavırlarını koyacaklar. Hem o zulme karşı hareket eden insanlara yol gösterecek, yön verecekler. Irak'ta bu olmadı. Libya'da oldu mu? Orada da olmadı. Gelenler önce Libya'nın petrollerine el koydular. Sonra Libya'yı bilen kardeşlerim, Arap kardeşlerim çok iyi bilirler. Kabileler arasına düşmanlık soktular. Şimdi Libya'da uzun süre bir karşılıklı çeşitli kabilelerin düşmanca birbiriyle uğraşması gibi bir yolu açarak giderlerse batırlar.